Kıymetli TV1 izleyenleri, hepiniz ekranların başına tekrardan hoş geldiniz. Söz Gençler'de programındasınız. Söz Gençler'de programında bugünkü konumuz Türkiye'nin uzay yolculuğu, uzaya gönderilen ilk Türk Alper Gezer Avcı olacak. Hemen öncelikle konuklarıma dönmek istiyorum. Rafet, ne yaptın, nasılsın? Bize biraz kendini tanıtır mısın? Evet, hoş bulduk Fırat. İsmim Rafet Egeyat'a, 12. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda TÜBİTAK ve teknoloji yarışmalarında hem uzay hem de şu anki gündemimiz olan IoT ile ilgili çalışmalarım var. Bu şekilde. Anladım. Çok teşekkürler. Ömer, Mehmet, biraz da sen kendini bize tanıtır mısın? Kadir Has Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Teşekkürler. Ömer, biraz da sen kendini bize tanıtabilir misin? Ben de Kadir Has Ortaokulu'nda okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. LGS'ye hazırlanıyoruz. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye 2 hafta önceydi sanırım, birkaç hafta önce uzaya Alper Gezer Avcı'yı gönderdi. Ve bu uzay yolculuğu toplumda bir tepki de yarattı. Bir sevenler de oldu, sevmeyenler de oldu. Bunu doğru bulanlar da oldu, bulmayanlar da oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Rafet? Sence bu Alper Gezer Avcı'nın uzaya gitmesi doğru bir karar mıydı? Evet, şimdi şöyle geldiğimiz zaman Alper Gezer Avcı'nın 55 bin dolarlık bahsedilen yolcu sadece uzaya gönderilmek için. Yani bunun eğitim ve benzeri diğer harcamalar hariç net bir sadece yolculuk ücreti. Şimdi gönderen şirkete baktığımızda Axiom Space şirketi aslında uzay turizmi yapan bir şirket. Aynı zamanda sadece uzay turizmi de yapmıyorlar. Devletlerin astronotlarını uzaya gönderiyorlar. Şu an baktığımız zaman uzay alanında çok ciddi emek ve çaba sarf ettiren bir alandır. Yani bu alanda milyarlarca dolar harcamadan kendi roketini uzaya göndermek çok imkansıza yakın bir seviyedir. Türkiye bu alanda yeni bir çalışmalara başladığı için Axiom Space gibi profesyonel ve uzman bir şirketle çalışması mantıklı bir karardı. Aynı zamanda Türkiye'nin uzay çalışmalarına başlaması için de Alper Gezer Avcı'nın seçilmesi doğru bir karardı. Bu hem Alper Gezer Avcı eğitimden tamamlanmış, uzaya gitmiş ve orada yaptığı çalışmalarla ülkemizin adını duyurmuştur. Geri döndüğünde ise diğer astronot seçilmeyle birlikte ülkemizin ileriye gideceğini düşünüyorum. Yani bu sadece bir uzay turizmi değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzay hamlesinin başlangıcı oldu. Tabi gönüllü sizlerdeki kendi uzay yolculuğuna gitmek olsun, fakat başlangıç seviyesinde olduğumuz için bu imkansızdı. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Cidden çok güzel özetledin. Aynı şekilde benim hislerime de, benim duygularıma, düşüncelerime de tercüman oldun. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Doğru bir karar mıydı sence? Bence de doğru bir karardı. Sonuçta bir yerden başlamamız gerekiyordu. Bu adamın büyüğü olur, küçüğü olur fark etmez. Nasıl olsa bir uzun yola ilk adımla başlanır. Bu örnek vererek cümlemi Ömer'e bırakmak istiyorum. Ömer, sen ne düşünüyorsun? Ya ben de bu hamlenin doğru olduğunu düşünüyorum. Berk'in dediği gibi her şeyin bir başı olması gerekiyor. Bu da yani Rafet'in de dediği gibi her şeyin bir, nasıl desem, gönül isterdi ki kendi topraklarımızdan atılan bir gönderim olsun. Ama yine de bu bizim için bir başlangıç oldu. Gurur duyuyoruz. Sonuçta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir Türk var. Bu bizim için gurur verici bir şey. Evet, aynı şekilde bak, gördüğüm kadarıyla üçünüz de bunu doğru buluyorsunuz. Ben o zaman şöyle sözlerime devam edeyim. Bunun doğru bulunmamı sebeplerinden birisi de tahmin edebileceğiniz gibi bunun 50 milyon dolar, 55 milyon dolar gibi meblağı da ödenmesiydi şirkete. Bunun üzerine bazı kesimlerden şunu duydum ben. Bu para emeklilere verilebilirdi gibi bir şey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir şey mi verilmesi? Yani şimdi 55 milyon dolar artı diğer masrafları düşündüğümüzde şu an ülkemizde 15 milyon yakın emekli var. Yani bunu böldüğüm zaman aslında her emekli çok evet iyi bir miktar ama yani çok değerini çözecek, derman olacak bir ücret değil. Evet. Bu aşamaya baktığımız zaman bu paranın emekliye vermesi sadece kısa süreli bir çözüm olacaktı. Fakat sadece emekliler için düşünmeyelim. Diğer alanlara 55 milyon dolar yatırım yaptığımız zaman kesin çözüm alamayacaktık. Hatta uzay alanına da baktığımızda biz bu 55 milyon dolar ve eğitime masrafları düşündüğümüzde net bir sonuç şu an için alacağız ama bir başlangıç için çok güzel bir veriler elde etmiş olacağız. Aynı zamanda bu seyahatimize başlamasıyla birlikte NASA'ya göre yapan astronom Umut Yıldız'la ülkemize dönmüş oldu. Ülkemizde bir umut olmuş oldu. Aynı zamanda Telsel Göç Dalgası TÜBİTAK'ın da desteklemiş olduğu programlar başlamış oldu. Ya bu 55 milyon ödenmesi, evet şu an baktığımızda ülkemizin elle görülür veya gözü tutulur bir şekilde büyük bir atraksiyon olmayacak araştırma açısından ama başlangıç için açısından ve ülkemizin bu alana yönelmesi açısından çok önemli bir karardı. Yani sonuç olarak baktığımızda bu 55 milyon doların bu alana harcanmasını ben doğru buluyorum. Evet, anladım. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya alınan belki de vergilerden dolayı bu şey oldu.
halkın tepki göstermesinin nedeni bu oldu. Ama zamanında Amerika gibi ülkelerde de bu olduğunda %33'lük bir kesim evet demişti. Geri kalanının bazı kısmı tarafsız, bazı kısmı ise direkt hayır demişti. Bu da o zamanki alınan vergilerdeydi ama bunun şeyini sonraki zamanda gördüler faydasını. Navigasyonu olsun, itfaiye elbisesi olsun birçok teknolojide teknolojide kendilerini öne götürdüler. Türkiye'de de ilk başta karşı çıkılır ama zamanla bu bizim yararımıza döndüğünde Türkiye'de bunu kabullenmeye başlar. Evet, anladım. Ömer, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şimdi bu 55 milyon dolar emeklilere verilseydi, şuraya harcansaydı, buraya harcansaydı, böyle dediğimiz sürece o zaman hiç uzayla ilgili bir araştırma yapamayız. Zaten bu bizim için bir başlangıç olmasıydı amacımız. Bu da bence gayet başarılı oldu. Yani emekliye verdiğimizde bu sadece bir kerelik bir para oluyordu sonuçta ellerine geçen. Bu onların yararına bir şey değil. Ve bu, nasıl desem, ülkemizin gelecekteki başarılar açısından da önemli bir harcama yani. Evet. Zaten günümüzde baktığımız zaman hani biraz daha çözümcül yaklaşalım. Bu parayı farz edelim ki bu 50 milyon doları biz uzaya değil de emeklilere harcasaydık. Emeklilerin sorunları bitecek miydi? Yani kısa süreli bir çözüm olacaktı değil mi? O yüzden bu sorunları kısa bir süreli çözüm olacağı için uzaydan taviz vermemizin ben de saçma olacağını düşünüyorum. Bu sorunların farklı şekillerde çözülmesini düşünüyorum ki SGK'ya ödenen bütçeyle, SGK'ya ayrılan bütçeyle uzay sanayisine, yani Alper Gezer Ağacı'nın uzaya gitmesini sağlayan kurumumuza ayrılan bütçe aynı miktarda. İkisine de 1,5 milyar dolar gibi bir bütçe ayrılmıştı diye gördüm ben. Evet, şunu da eklemek istedim. Her zaman böyle işlerin temel sebebi şundan geliyor. Ülkemizde 50 milyon dolara işletmesi Katar satılan bir tank payı fabrikamız var. Yani asıl eleştiren konu bu. Biz niye tank payı fabrikamız, yerli bir tank fabrikamızı, payı fabrikamızı diye Katar'la devrettik? Evet. Madem 55 milyon dolarımız vardı, bunu niye yaptık şeklinde bir araştırma var. Aslında bu konuda haklılar. Yani ikisinde olması gerekirdi. Hem tank payı fabrikamız bizde kalması, hem de uzay araştırması yapması daha doğru bir hamle olurdu. Evet Rafet, sana katılıyorum. O zaman hemen şu soruma geçmek istiyorum. Türkiye bu uzay hamlesine geç mi kaldı? Geç kaldıysa neden kaldı? Türkiye'ye zararları neler olur Rafet? Şimdi bu şekilde evet, ülkemiz daha bu alanda yeni çalışmalar yapmaya başlamış. TürkSat uydularına baktığımızda çok kısa bir tarihimiz var. Amerika veya Rusya veya Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkeler çok daha eskiden çok büyük yatırımlarla bu işe girdiler. Ülkemiz geç kaldı bir aşikar. Fakat şu an başlamamız en azından İlk 10'a, belki ilk 5'e bile girebilme ihtimalimizi arttırıyor. Şu an Amerika'yı yakalamamız çok zor, Rusya'yı yakalamamız. Fakat bundan arkasına gelen bir ülke konumlu olabiliriz. Ve bu da ülkemizi ciddi anlamda geliştirir ve tersi göç dalgasını da ülkemize getireceğine inanıyorum. Aynı zamanda ülkemizin astronot seçimlerine devam edeceğini ve çeşitli görevler içinde sadece insan çalışmalarına olacağına inanıyorum. Anladım. Çok teşekkürler. Mehmet, sen ne söyleyeceksin bu konu hakkında? Geç mi kaldı sence Türkiye? Ya bazı sebeplerden dolayı evet geç kaldı ama ben bu konuda şu düşünce içerisindeyim. Biz geçmişe değil geleceğe odaklanmalıyız. Çünkü zaten geçmişi biz geri getiremeyeceğimize göre en azından gelecekte bizim bu uzayla alakalı çalışmalarımızı arttırarak, daha iyi projeler yaparak bizim gelişmemizi, belki de muasır medeniyet seviyesine çıkmamızı sağlayabiliriz. Ben bu düşünce içerisindeyim. Evet, Ömer, sen ne düşünüyorsun? Ya ben de geç kaldığı çok aşikar. Ama burada düşünmemiz gereken asıl konu neden geç kaldığımız değil de geç kalmamak için ne yapmamız gerekiyor? Artık buradan sonra başladığımızda nasıl hamleleri yapmamız gerekiyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü daha önceden yapmamışız. Evet, bu bir hata ama gelecekte yapmayacağımız anlamına gelmiyor bu. Evet. Biz bu hataları tekrarlamamak üzere atılımlar yapmamız gerekiyor bana göre. Zararı neresinden dönersek kârdır yani gibi bir şey. Yani illaki bir başı olması gerekiyor bu işlerin. Evet, anladım. Teşekkürler. Bununla birlikte şu soru da akıllara geldi. Türkiye uzaya gönderdi Alper Gezer Ağacı'dan sonra. Millette, vatandaşlarda şöyle bir soru da akıllara geldi. Alper Gezer Ağacı uzaya turistik amaçla mı gönderildi, bilimsel amaçla mı? Bilimsel amaçlaysa orada bilimsel olarak neler yapıyor Ömer? Ya şimdi açıklanana göre 13 tane bilimsel deney yapacakmış Alper Gezer Ağacı orada. Yani benim için sadece turistik bir gezi değil bu. Çünkü ülkemiz açısından hem stratejik hem de bilimsel olarak 13 deneyle birlikte hem uluslararası bilime hem de ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıda yani turistik demek çok yanlış olur bence.
Evet, anladım. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ömer'e katılıyorum. Genel olarak baktığımızda 13 bilimsel deneyin birçok üniversitemiz olsun bunlara faydası olacağı söyleniyor. Yani Türkiye için aslında çok önemli deneyler bunlar. Yani eğer bunları güzel bir şekilde sonuçlandırırsak Türkiye'nin lehine olacak bir sonuç alırız. Evet, teşekkürler. Rafet, sen ne düşünüyorsun? Yani evet, bu onun şeye baktığımızda hem insanın uzayla ilgili tepkisi veya aynı zamanda tuzla çiçeğini araştırması gibi çok çeşitli alanlarda araştırma yapıyoruz. Şimdi Aksim şirketi, bu şirkete baktığımızda bu ikinci, üçüncü görevi. İkinci görevinde ise iki tane Suudi Arabistanlı astronom gönderilmişti. Ve bunlarla ilgili herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı. Belki bizden daha fazla bir şey duyabilirler. Bu konuda da bilgi sahibiyiz. Fakat yani Suudi Arabistan'ın bile burada araştırma yaptığına göre bizim de ülkemizin de harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu araştırmaların bir başlangıç temini olduğunu, gelecekte güzel sonuçlar olacağına inanıyorum. İnşallah, ben de aynı şekilde inanıyorum. Zaten bu araştırmalar daha çok küçük şeyler. Ancak şöyle, Konfüçyüs'ündü sanırım bir sözü vardır. Uzun yolculuklar küçük bir adımla başlar. Yani buradan bizim çıkarmamız gereken şey, küçük olması önemli değil. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaların büyüyeceğini bilerekten çalışmalarımıza aynı şekilde, aynı azimle devam etmemiz, başarıya odaklanmamız lazım. Bununla birlikte şöyle bir soru da ortaya çıktı. Alper Gezer Avcı bilimsel amaçla gönderildi diyenler vardı. Ancak turistik amaçla gönderildi diyenler çıktı. Ve onlara göre, dediklerine göre 55 milyon dolar, 50 milyon dolar turistik amaçla giden bir astronot için çok fazla bir meblağdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fazla bir para mıydı Ömer? Yani şimdi buna fazla bir para diyemeyiz çünkü bu daha önceden yapamadığımız bir başarı çünkü. Bu turistik amaçlı olmadığını da düşünüyorum zaten. O yüzden bu paranın bilim açısından harcanabileceğini düşünüyorum. Bilim için yani 55 milyon dolar, bir sürü 55 milyon dolar ödeyebiliriz. Çünkü bilim hem ülkemizin hem de uluslararası bilimin gelişmesi için her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Evet ki zaten bu 55 milyon doların, ben eminim ki Alper Gezer Avcı o yaptığı deneyler olsun, döndüğünde bize vereceği sonuçlar olsun, bunlarla birlikte biz bu 55 milyon dolarlardan kat kat fazlasını kazanacağız. Öyle bir tecrübe edineceğimize, öyle deneylerden öyle sonuçlar alacağımıza inanıyorum ben. Mehmet, sen ne düşünüyorsun? 55 milyon dolar aslında biz bunu Alper Gezer Avcı'yı uzaya göndermekle hem Türkiye için gelişebilecek bir şey açtık, kapı açtık. Aynı zamanda yani Türkiye kendini uzay konusunda geliştirebilirse eğer, uzay madenciliği yapabilirse ve bu tarz şeyler de yapabilirse hem ekonomi açısından hem de bunun başka dalları açısından gelişmeler sağlanabilir. Ben bu düşünceyi içerisinde. Evet, çok teşekkür ederim. Rafet, sen ne düşünüyorsun? Şimdi bu düşünce temeye baktım. Zaten Fatih Altaylı'nın bu gibi yazısı vardı. Evet, bu bir uzay turu. Fatih Altaylı da bunun bir turistik amaçlı olduğunu düşünüyor. Fakat şimdi şöyle bakmamız lazım. Evet, bu şirket bir uzay turizmi şirketi. Aynı zamanda daha önce de uzay turizmi yapmış ve zengin insanları uzaya, aya göndermiş bir şirkettir. Aynı zamanda Jeff Bezos'un da Blue Origin adlı bir şirketi var. O da aynı şekilde uzaya para karşılığında uzay turizmi yapmaktadır. Şimdi bu şirketler sadece uzay turizmi yapmıyorlar. Bunlar görevi sadece taşımacılık. Yani hem devletlerin astronomlarını uzaya taşıyorlar, aynı zamanda ise parası olan zengin insanlara da turistik amaçlı geziler düzenliyorlar. Şimdi Alper Gezer Avcı bu turizm şirketine gitmesinin sebebi, yani uzay açısından çok başarılı ve tecrübeli bir şirkettir. SpaceX'in bir alt şirketidir aynı zamanda. Ve uçuş konusunda da direkt Amerikan ve diğer ülkeler tarafından tanınan ve bilinen bir şirkettir. Ve bu şirketin seçimi sayesinde ülkemizin ilk astronomu uzaya ISS'e çıkmıştır. Burada araştırmalar yaparak ise ülkemizin adı duyurulmuştur. En azından Suudi Arabistan'dan da sonra olsa en azından biz astronom göndermiş olduk. Tabii şu anda daha başlangıç telinde çalışmalar. Yani elde tutulur bir veri şu anda yok. Yani döndüğü zaman da çok büyük bir çalışma, aslında büyük bir çalışma. Fakat bir devrim niteliğinde diğer ülkede yakalamamız açısından bir çalışma olmayacak. Fakat başlangıç niteliğinde çok değerli bir çalışma olacak. Aynı zamanda ikinci astronotumuzun da hazır olması, ona gönderilmesi gündemde ve diğer astronomumuzun da seçimlerinin yapıldığı gündemde. Bu şekilde Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte hem insanlı hem insansız hem de diğer çalışmaların, TürkSat ve benzeri çalışmalarını yapılarak ülkemizin uzay alanına gelişeceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Rafet, aslında dediklerinde cidden haklı ki biz Suudi Arabistan'a falan baktığımız zaman
hani düşünce olaraktan bizim onlardan önce göndermemiz gerektiğini düşünüyordum ben de. Bu yüzden bir geç kalma var. Ancak zarar neresinden dönersek tekrardan dediğim gibi kar. Bir sonraki soruma geçeyim ben. Bildiğiniz gibi bu uzaya insanların gönderilmesi, uzaya ve Ay'a insanların gönderilmesi, astronomların, canlıların gönderilmesi ta 1960'lı yıllarda Sovyet Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yarışıyla birlikte başladı aslında. Bu yarış hakkında soracağım benim sorum. Sorumu ben bu şekilde soracağım. Uzay savaşlarını sizce Amerika mı kazandı, Rusya mı kazandı, ne açıdan kazandı Ömer? Ya bana göre buna bir tam savaş diyemeyiz. Çünkü bunun kazananı yine bilim oluyor. Amerika'nın yaptığı bir şeyin üzerine Rusya farklı bir şey yapıyor. Rusya'nın yaptığı şeyin üzerine Amerika farklı bir şey yapıyor. Bu her zaman hem kendi işlerinde yarışmalarına rağmen bize de katkı sağlıyor. Bu bilgiler ışığında biz şu an Alper Gezer Avcı'yı gönderdik uzaya. Bunun için ben yani bu savaşın bir kazananı var diyeceksek bunun Amerika olduğunu düşünüyorum ama sonuçta her türlü bilim kazanıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Zaten baktığımız zaman uzaya gönderilen kişi Neil Armstrong, Amerika'nın astronotuydu. Ay'a gönderilen kişi mesela. O Neil Armstrong Ay'a gittikten sonra geldi ve onun sonucunda işte Mehmet'in de dediği gibi günümüzde kullandığımız işte bu teknolojik aletler, televizyonlar, telefonlar, GPS'ler olsun. Ondan sonra sağlık alanında kullandığımız birçok MR cihazı olsun, aletler olsun. Bunların hepsi uzaya gidildikten sonra uzayda yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerle üretilmiş şeyler. Ve bunların sadece Amerika'yı değil, ne bileyim işte Rusya'yı değil, tüm dünyayı etkilediği apaçık bir gerçek. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Öncelikle Sovyet Birliği ilk başlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde sürdürüyordu bu rekabeti. Yani aralarında her konuda olsun bir şey vardı, çekişme vardı. Uzay konusunda Sovyet Birliği ilk başta Amerika Birleşik Devletleri'nden yukarıdayken Sovyet Birliği'nin mühendisinin kalp rahatsızlığı nedeniyle ölmesi sonucunda bir gerileme yaşamış ve gerilemesi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri yükselmeye başlamış. En sonunda da zaten Ay'a insan göndererek, Neil Armstrong'u göndererek savaşı bence bitirmiş. Yani Amerika kazanmış. Benim düşüncem bu şekilde. Anladım. Teşekkürler. Rafet, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet. Baktığımızda aslında bu uzay savaşı, uzay rekabeti, evet resmi olarak savaş olmasa da bu bir savaştır, soğuk savaştır. Burada amaç ülkenin prestiji ve rekabettir. Evet, her ne kadar bilim kazansa da ülkenin prestiji açısından bu savaş oldukça önemlidir. Burada Amerika ve Rusya Doğu ve Batı bloğu olarak baktığımızda önemli iki noktadadır. Bu ilk olarak normalde 2. Dünya Savaşı'na çıktıktan sonra roket teknolojisi üzerine gelişen bir savaştı. Fakat ondan sonra 1957 yılında Sputnik ilk yapay uydunun uzay göndermesi birlikte uzay çağı başlamıştır. Bundan sonra ise ilk insanlı uzay gönderimini Rusya Yuri Gagarin'e yapmıştır. Bundan sonra ise Amerika çok ciddi bir şekilde NASA çalışmalarına hız vermiş ve çok çeşitli teknolojiler göndermiş. GPS Global Positioning System de Amerika'nın bir asabi NASA'nın bir teknolojisidir. Burada baktığımız zaman evet Amerika çok ciddi teknoloji üretmiş. Bugün kullandığımız telefon tava bile aslında bir uzay teknolojisi baktığımızda. Evet. Çok şu an günümüzde bile bu teknolojiyi günümüzde de kullanıyoruz. Kendi evimizde veya herhangi bir yerde hem günlük hem de bilimsel açıdan kullanılan çok ciddi teknoloji ortaya çıkmıştır. Burada kazanan insanlık olsa da Amerika ilk olarak Neil Armstrong'u uzaya göndererek bu savaşın kazananı galibi olmuştur. Ve aynı zamanda bu çok çeşitli devrimler getirmiş. Şu anda devrimimiz IoT, nesne internet devrimi var. Hatta Çin bununla ilgili iki tane IoT uydusunu uzaya gönderdi. Yani ben geleceğin uzay araştırmalarının IoT üzerinden döneceğini düşünüyorum. Bize biraz bu IoT ne, bundan bahsedebilir misin? Evet, IoT Internet of Things, nesne interneti. Aslında şu an günümüzde kullandığımız bir teknoloji. Örnek olarak telefonlarımıza örnek verebiliriz. Bu telefonların hepsi birer cihaz olarak kabul ettiğimizde, client yani müşteri olarak kabul ettiğimizde bir server var. Bunların hepsini server'a bağlı. Bunları cihaz olarak düşünelim. Bunlar kendi arasında haberleşiyor. Hem telefonlar kendi arasında haberleşiyor hem de server'la bir iletişim var. Aslında IoT tema olarak bu. Verinin gönderilmesi ve gelen verinin işlenmesi üzerine. Şu anda yaklaşık 200 milyon üzerinde IoT cihazı mevcut. Aynı zamanda IoT cihazlarının güvenliği şu an çok gündemde gelmiş ve siber güvenlikte bu an önemlidir. Hem uzay hem siber güvenlik hem de IoT'nin kendi bağlanması ve bile IoT değerim başlamıştır. Anladım. Çok teşekkür ederim.
Bununla birlikte bir diğer soruma geçmek istiyorum izninizle. Bildiğiniz gibi az önce de konuştuk. Neil Armstrong mesela uzaya çıktı, indi ve geleceği etkileyecek pek çok teknolojik buluş olsun. Ondan sonra dediği gibi teflon tava olsun, itfaiyecilerin giydiği kostümler olsun. Bunların birçoğunu, yani geleceğe dair birçok buluş aslında ya gidildikten sonra yapıldı. Benim sorum şu şekilde. Alper Gezer Avcı Türkiye'ye döndüğü zaman bu deneylerini yaptıktan sonra, bu söylenen 13 tane deneyini yaptıktan sonra oradaki tecrübeleriyle birlikte Türkiye'ye döndüğü zaman bu çalışmalar geleceğimizi nasıl etkileyecek? Türkiye'yi gelecekte neler bekliyor? Bunlar hakkında biraz konuşabilir miyiz Rafet? Evet, şimdi baktığımız zaman Alper Gezer Avcı ilk giden astronotumuz, ikinci astronotum seçildi. O da şu an görevini beklemekte. Bu çalışmalar ülkemizde döndüğü zaman hem Türkiye Uzay Ajansı'ndaki kariyer günleri ve benzeriyle uzay alanında bir misyon başlatmış ve aynı zamanda bir ışığı yakmıştır. Hem ülkemizde gençlerimiz, araştırma kuruluşlarımız bu alanda daha çok ilgilenmiştir. Bu bir başlangıç meşalesidir. Aynı zamanda bu alanda ilgili çalışmalar, baktığımız zaman bu şirketin bu üçüncü uçuşu, üçüncü görevi. Yani misyon 1, misyon 2 ve misyon 3 olarak baktığımızda burada çeşitli araştırmalar yapılıyor ISS'te. Bu araştırmalar sonucunda evet, misyon 4 de şu an gündemde bu SpaceX'in şirketinde. Evet, baktığımızda belki ülkemiz açısından tam olmasa da insanlık açısından ciddi çalışmalar yapan bir şirket. Yani ülkemiz Alper Bey döndükten sonra ülkemize çok ciddi anlamda yeni çalışmalar içinde olacağını düşünüyorum. Farklı projelerin, insanlı insansız uzay araçlarının yapılması, Türkiye'nin de uzay alanında söz konusu olmasını düşünüyorum. Aynı zamanda uzay kanunu ile ilgili şu anda mecliste bir çalışma var. Yani Türkiye bu alanla ilgili ciddi bir yönelimde şu anda. Anladım. Çok teşekkürler. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Geleceğimizi nasıl etkileyecek? Alper Gezer Avcı, yani bence yeni bir meslek ortaya çıkacak. Yani Türkiye'de astronot sayısı artacak. Astronomi ile ilgilenen bilim adamlarının sayısı artacak. Bunun sonucunda ülkemiz uzay konusunda Rafet abinin dediği gibi söz sahibi olacak. Bu şekilde düşünüyorum yani. Anladım. Çok teşekkürler. Ömer, sen ne düşünüyorsun? Ya bence de oradaki yapılan deneylerde elde edilen bilgiler bizim açımızdan çok önemli bilgiler. Çünkü dünya şartlarında gerçekleştiremeyeceğimiz çoğu deneyi orada gerçekleştiriyoruz. Orada sayesinde bir sürü teknolojimiz oldu dediğiniz gibi. Yani düşündüğümüzde evet, Alper Gezer Avcı da bize bir sürü bilgi katacak uzaydan geldikten sonra. Ama yani bu ilk bulunan buluşlar kadar etki yaratacağını düşünmüyorum. Anladım. Çok teşekkürler. Ben bir sonraki soruma geçmek istiyorum izninizle. Şimdi bildiğiniz gibi biz Alper Gezer Avcı'yı başka bir roketle gönderdik. Bu roketi kendi evimizde yapabilir miydik? Yapsaydık nasıl olurdu ya da neden yapamadık Rafet? Şimdi bununla ilgili uzay alanı çalışan bazı şirketlerimiz var. Delta V ve Planes gibi. Delta V ve Planes bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Hatta bazı prototip ve sonuçlar elde edildi. Fakat bunların şu anda uzay denemesi yapılmıyor. Yani gelecek 5 ila 10 yılda ben Delta V şirketinde çok büyük bir beklentim var. Bu şirket uzay alanında Türkiye'den çıkan bir önemli bir şirket kuruluşu olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Umut hocamızın da ülkemize dönmesi ve Planet şirketinin başına geçmesiyle hem IoT alanında çalışan bu şirket uzay alanında çalışmaya geliştirecek ve daha çok bilim insanları ülkemize dönmesiyle birlikte Planet ve Delta V ülkemizin SpaceX ve Tesla'sı konuma geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda baktığımızda bu 220 milyon dolarlık bir uçuştu. 55 milyon dolar koltuk başına. Aynı zamanda bu uçuşta tecrübe isimler de vardı. İki kere uzaya giden İsveçli bir astronom da vardı. Aynı zamanda baktığımızda koltuk başına ödenen 55 milyon dolar SpaceX açısından önemli ve kendi şirketinin geçmesi önemli. Fakat bu şirket, yani Alper Bey, Alper Gezer Avcı gitmese de uzaya gidecekti. Fakat ülkemizden birinin gitmesi, ülkemizin de bu sahada olduğunu göstermiş oldu. Anladım. Teşekkürler. Peki Türkiye Alper Gezer Avcı'yı kendi imkanlarıyla gönderemez miydi? Şu anda Delta V'nin üretmiş olduğu roket çalışmaları şu an yeterli seviyede değiller. Yani şu anda baktığımızda SpaceX'in de bununla ilgili çalışmaları vardı. Hatta Falcon 9 roketi çok kez patladı. Milyarlarca buna harcandı. Yıllarca emek verildi. Hatta Tesla batma seviyesine geldi. Elon Musk çok düşündü nasıl yapsam vesaire konusunda. Batma seviyesine gelmesine rağmen çeşitli destekler ve çeşitli araştırmalar sayesinde ayakta kalmaya başardı. Yani bu şu anda bu roket çalışmaları var. Evet. Hatta roketleri de mevcut.
Fakat bunların denenmeden direkt gönderilmesi imkansız seviyede. Bu çalışma yıllarca süren çalışmalar. Eğer kendi imkanınızı bekleseydik en az bir 50 yıl daha bekleyeceğinizi düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkürler. Bir de konuşmanın da Delta V ve Planes dedim. Planes biraz bize bahsedebilir misin? Planes ne? Planes şirketi Ankara'da kuruluşlu bir şirket. Bu şirket hem IoT hem de uzay alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda bu şirket Umut Hocam da Türkiye'ye dönmesi birlikte gündem gelmiştir. Bu şirketin hem tarım, IoT'de tarım, uzay, denizcilik gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda mesela uzay sadece uzay alanında değil, tarım alanında çok etki ediyor. Uzaydan görüntülenen sistemler sayesinde tarlanın analizi yapılabilmektedir. Veya tarlanın nem seviyesi, sıvı olup olmaması, hatta Tarım Ormancılık Bakanlığı'nın GAP Hassas adında bir projesi vardı. Bu şekilde de uzaydan görüntüleme sayesinde tarla analizi yapılabiliyor. Yani uzay çalışmaları sadece uzay açısından değil, diğer bilimlere, diğer sahalarda etki ettiği görülmektedir. Anladım, çok teşekkürler. Mehmet, peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Türkiye Alper Gezer Avcı'yı kendi imkanlarıyla gönderebilir miydi? Gönderemediyse neden gönderemedi? Şimdi öncelikle zaten bu Alper Gezer Avcı'yı biz uzaya gönderirken ödediğimiz 55 milyar dolar. Şimdi halk buna bir tepki gösterdi. Eğer biz kendi imkanlarımıza gönderseydik bu paranın belki 2 katı, belki 5 katı şeye mal olacaktı bu göndermemiz. Ve bu sefer çok daha büyük bir tepki toplayacaktık. Önce başka bir şirket tarafından gönderip sonra zamanla bu ülkemiz için faydalı olduğunu halk da gördüğünde kendi imkanlarımızla göndermeye o zaman başlayabiliriz. Ben de şu anda kendi imkanlarımızla gönderebileceğimizi düşünmüyorum. Anladım. Ben bir de şunu da eklemek istiyorum. Baktığımız zaman Türkiye Uzay Ajansı'nın, TÜAN'ın yani çok büyük bir geçmişi yok hani. Ancak çok büyük bir geçmişi olmamasıyla birlikte de uzaya başka bir şirketin gönderilmesi bence bağlantılı. Ancak şöyle bir soru da doğuruyor bu dediklerim. Daha yeni kurulmuş bir kurum kendi astronotunu, kendi ülkesinin kendi astronotunu uzaya gönderemez mi? Aslında baktığımız zaman Japonya ya da Çin'di, şu an tam hatırlamıyorum. Kendi kurduğu şirketiyle, kendi şirketiyle birlikte kendi astronotunu uzaya gönderdi. Ancak biraz araştırdığımızda şu sonuca vardık. Bizim Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan bütçeyle Japonya'daki uzay ajansına ayrılan bütçeye baktığımız zaman Japonya Türkiye'dekinin 70 katı kadar bir bütçeyle çalışıyor ve kendi roketini yapıp gönderiyor. Eğer ki biz de 70 katı kadar bir bütçe ayırsaydık ben eminim kendi astronotumuzu kendi ülkemizden gönderebilirdik. Ancak böyle bir şeyin çok mümkün olacağını düşünmüyorum şu an için kısa süreli bir dönemde. Ömer, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben Berk'in dediği şu söze katılmıyorum. Çünkü dedi ki 55 milyon dolar harcandı. Kendi roketimiz yapılsa daha fazla para harcadığımızdan daha çok tepki alırdı diye. Ben daha çok tepki alacağını düşünmüyorum. Evet, şu anlık bunu yapmak mümkün değil ama bizim zaten çoğu vatandaşımızın tepki göstermesi kendi astronotumuzu farklı birinin ülkesinde farklı bir şirketle göndermemizdi. Yani bunu kendimiz yapacaksak daha fazla para verdiğimizde tepki göreceğini çok fazla zannetmiyorum. Ama şu an için böyle bir teknolojimiz o kadar gelişmedi. O yüzden anlık olarak böyle bir şey mümkün olduğunu düşünmüyorum. Anladım, teşekkürler. Zaten baktığımız zaman Türkiye'nin şu anda, ben sözlerimde de dedim, aslında bence maddi olarak bir sıkıntı var. Ki maddi sıkıntıyı aştığımız zaman yeterli gerekli teknolojilerin de elimizde olduğunu, gerekli astronotların kişilerin de elimizde olduğunu düşünüyorum ben. Ben de bu sözden dolayı sana katılıyorum. Bununla birlikte ben Rafet bir önceki konuşmanda şunu demiştin, uzaya gönderilecek ikinci astronot da belli oldu. Ben sen bunu deyince benim aklımda şu soru doğdu. Alper Gezer Avcı uzaydan döndükten sonra bu uzay serüveninin devamı gelecek mi, gelecekse ne zaman gelecek? Evet, şu anda bu uzay yönelik SpaceX'e bağlı şirket 3. görevini yapmakta. 4 ve 5. görevleri planlanmaktadır. Aynı zamanda şu an 2. astronotumuzda çeşitli eğitimleri almış ve beklemektedir. Adı ne bu 2. astronotumuzun, kim olduğu belli mi? Yani 2. astronotumuz belli fakat 2. astronotumuzun uzay gönderici konusunda net bir bilgi yok elimizde. Bu yüzden diğer seçmeni beklenmesi ben daha doğru bir isim açısından.
Bu açına baktığımızda seçen iki kişinin de elektrik mühendisi olması. Mühendislerin bu anlayı çok çeşitli olduğunu, yani astronot sadece astronot bir meslek değil. Çünkü astronotun bir okulu yok. Yani çeşitli eğitimler alıyorsun fakat sadece astronot olarak yetişmek biraz zor. Yani tüm astronota baktığımızda ya mühendis ya da farklı alanlarda çalışma yapan bilim insanları olduğunu görmekteyiz. Yani astronot, uzayla çalışmak isteyen herkesin aslında, hatta ülkemizde 2022 yılında bunun başvurusu açılmıştı. Uzay seçmeleri. Bunda ilgili seçme yapılmıştı. Yani aslında ülkemizde çok fazla insan şartları sağlayan hem fiziksel hem bilgi açısından herkes başvurabilmişti. Lisans mezunu herkes başvurabiliyor diye biliyordum. Fiziksel şartları sağlamak şartıyla. Yani bu şekilde baktığımızda ülkemizde seçmeyi devam edeceğini düşünüyorum. Anladım. Teşekkürler. Tarih de verdin sen aynı zamanda. Tahminini de söyledin. Mehmet sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence Türkiye'nin bu uzay serüveninin devamı gelir mi yakın zamanda? Ya da uzun bir zamandaysa tahmininle ne gibi bir dönemde geleceğini düşünüyorsun? Ben rahat bir 50-60 sene bulacağını düşünüyorum. Çünkü Rafet abinin dediği gibi hem eğitim vermemiz gerekiyor, hem bu alanda insanlar geliştirmemiz gerekiyor. Sonuçta hem orada uzayda yaşaması için belli zorlukları var. Onlara dayanabilecek insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlar yetiştirildikten sonra geriye bir zaten para şey kalıyor. O parayı da halledersek eğer bunu da tahmini bir 50-60 sene içinde olacağını düşünüyorum. 50-60 sene içinde uzaya rahatlıkla bir Amerika gibi uydu olsun vesaire olsun, başka ülkelerin uyduları olsun gönderebileceğimizi düşünüyorum. Anladım. Teşekkürler. Ömer sen ne düşünüyorsun? Ben 50-60 sene içerisinde bir evet gelişeceğimizi düşünüyorum ama Amerika seviyesinde uydu gönderebileceğimiz hakkında şüphelerim var. Çünkü Amerika şu anda bu iş için çok büyük bütçeler harcıyor, çok büyük araştırmalar yapıyor ve şu ana kadar harcadığı süreyi de olumlu harcamış. Bu yüzden yani 50-60 sene bizim için yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika bu süreyi çok iyi değerlendirmiş, çok iyi buluşlar yapmış ve şu anda dünyanın zirvesi konumunda bana göre uzay konusunda. Onun için evet bu Alper Gezer Avcı bizim için bir başlangıç, bunun devamı gelecek. Evet ama bizim şu anda Amerika seviyesinde veya biraz daha düşük Hindistan seviyesinde olmamız için bayağı uzun bir süre ihtiyacımız var. Zaten baktığımız zaman Amerika uzaya ilk gönderdiği astronot, uzaya demişim pardon, Ay'a gönderdiği ilk astronot Neil Armstrong'u Kennedy döneminde, başkan Kennedy döneminde 1960'lı yıllarda, 69'du yanlış hatırlamıyorsam, gönderiyor. Ve o günden bugüne geçen sürede Amerika kendisini çok geliştirdi ve biz hala 2024 yılına girdik. Hala biz uzaya gönderdik, kendi ülkemizden değil uzaya gönderdik, Ay'a bile gönderemedik. Ben de bu yüzden Amerika seviyesine ulaşmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Hindistan'da hatırladığım kadarıyla Ay'a astronot göndermeye çalışan bir ülkeydi şu anda hatırladığım kadarıyla. Bunun yanında başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bence çok güzel bir yayın oldu. Evet, şunu eklemek istiyorum. Hindistan evet şu anda çeşitli çalışmalar yapmakta, insanlı bir Ay'a iniş yapmak istiyor. Fakat şu anda insan Ay'a iniş sadece Amerika NASA yapabilmiştir. Onun dışında uzaya çeşitli astronotlar gönderilmiştir. Şu an Hindistan Türkiye'den bile daha düşük bütçeyle büyük işler başarmış. Yani Hindistan'ın çeşitli mühendisi, aynı zamanda İngiltere sömürgesinde kalması ve trigonometri ezberletmesine dayalı olarak Hindistan kendi mühendis kanalı çok gelişmesi ve dünyanın en iyi mühendisleri şu an Hindistan çıkması. Hatta şu an Google başta olmak üzere çok büyük şirketin CEO'su Hindistan'da. Evet. Yani Hindistan çok düşük bütçeler çok büyük işler yapmaktadır. Hem teknolojide adını söz ettirmekte. Yani Hindistan seviyesine gelmemiz bile, evet bütçe olarak Hindistan'a geçebiliriz belki ama Hindistan seviyesine bilim üretmemiz için ben uzun zaman gerekeceğini ve ama Türkiye'nin de başlangıç seviyesi olmamız belirtmek istiyorum. Evet, aynı şekilde ben de aynı şeyleri düşünüyorum seninle birlikte. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence cidden çok güzel bir yayın oldu. Hani kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ederim. Aslında düşünce olarak baktığımızda hepimiz aynı şeyleri düşünüyorduk aslında. Ama böyle konuşunca insan daha bir eğlenceli oluyor, daha bir güzel oluyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa ben izninizle yayını kapatmak istiyorum.
Efendim bugün neleri konuştuk? Bugün Türkiye'nin uzay hareketlerini konuştuk. Uzay hamlesini konuştuk. Alper Gezer Avcı'yı konuştuk. Amerika'yı, Sovyet Rusya'yı, bunların gönderdiği astronotları konuştuk. Geleceğe dair nasıl etkiler bırakacak? Bunları konuştuk. Cidden çok güzel bir yayındı. Başka yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.